Bütürge, Doğan Yol Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı kongre için gün sayıyor. 1994 yılında İstanbul Fatih'te kurulan Bütürge Doğan Yol Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı kongreye gidiyor. Vakıfın mevcut başkanı Dr. Hasan Hüseyin Şener'in yeniden aday olacağı kongrede Küçükçekmece Malatyalılar Dernek Başkanı Mustafa Karakaş önümüzdeki pazar günü yapılacak kongrede ben de adayım dedi. Malatya Bütürge Doğan Yol Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'nın 10 Aralık'ta yapılacak olan genel kurulunda mevcut başkan Dr. Hasan Hüseyin Şener'in adaylığını açıklamasının ardından, Malatyalılar tarafından oldukça sevilen Bütürgeli iş adamı Küçükçekmece Malatyalılar Dernek Başkanı Mustafa Karakaş da aday olduğunu açıkladı. 17 Aralık'ta yapılacak kongre öncesi Malatya Bütürge, Doğan Yol Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkan Adayı Mustafa Karakaş, federasyon ve dernek başkanları ile Bütürge Postkıran Derneği'nde bir araya gelerek istişare toplantısı yaptılar. Yapmak istiyorum. Biz geçen seçimde vakfı devrettiğimiz zaman bankada 106 bin lira nakit, alt lokalde 120 bin küsür lira icraya verdiğimiz o günkü rakamla alacağımız, yani 226 bin lira kasada para bırakarak çıktık oradan. 106 bin lirası bankada nakit, 120 bin küsür lira da alt lokaldan alacağımız. Ve o da avukata vermiştik zaten, 100 liraydı. Tabii buna rağmen bir orada şeyiz, olumsuz şeylerden dolayı diyelim, ne diyelim artık, bir teftişe giriyor. Yani bugüne kadar vakfın görmediği bir şeyi daha önce de teftiş edilmiştir. Ama bu şekilde bir teftiş görülmedi. Orada yapılan şey şu, burada 57 kişinin düşürülmesi meselesi, bir de 6 kişi daha yazılmamıştı. Ben geçenlerde vakfın sekreteri Havan'a telefon etmiştim, 6 kişiyi bildirmiştim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle bugün Mustafa abinin öncülüğünde tertiplenen vakıfla alakalı istişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben de Doğan Yollu bir kardeşimiz olarak Nami abi de bir dönem denetleme kurulunda, Bütürge Eğitim Vakfı denetleme kurulunda çalışma yaptık. Bu çalışması yapıyoruz. Burada sakın yanlış anlaşılmasın. Bütürge ve Doğan Yollu Vakfı'nı bir çalışma haline sekte vurmak amacımız söz konusu olamaz. Amacımız nedir? Derneklerin daha rahatlıkla ulaşabileceği, hemşehrilerimizin daha ulaşabileceği, biz çünkü dernekler, sivil toplum örgütleri anlamında çalışma yapıyoruz. Bu noktada hemşehrilerimize bir katkı sağlamak amacında bu çalışması yapıyoruz. Zaten bir vakıfla alakalı bir çalışmamız olsaydı onu da kurardık ama istedik ki Doğan Yol ve Bütürge Vakfımızın çatısı altında da o süreç devam etsin ve devam da edecek. Bu manada önümüzdeki seçimde evet Mustafa abi Ahmet aday, Hasan Hüseyin Bey de aday, geçmiş dönemde de aynı oldu. Neyi uygun görürseler, neyi takdir ederseler seçimde de onun da çıkmasını temenni ediyorum. Bu manada sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi ben davete icabet ettim. Geldim. Mustafa Başkan da yabancımız değil. Burada da bir sürü dostlarımız var. Herkes dostumuz. Ben de hayırlı olmasını diliyorum. Hani buraya ne savunmaya geldik, ne bir şey yapmaya geldik. Ama bir şey olursa da söyleyecek belki bir şeyimiz olabilir ama yani şu anda benim söyleyeceğim hani Osman abi söyledi, Osman Başkan söyledi hani 57 kişi yok sayamazsınız diye bir şey dedi. Hani belki onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Hani bunlar tamamen hukuksal şeyler. Hani müfettişlerin verdiği rapora göre hukuksal yapılması gereken şeyler. Bu arkadaşlarla da ilgili gereken onlara bilgilendirme yapıldı, soruldu veya cevap alınamadı. Hani mecburiyetten yapıldı. Onunla ilgili de belgeler de var zaten. Hani yazılan şeyler var. Hani gerekirse onları da gösteririz. Yani bu bir seçim. Herkes aday olabilir. Mustafa Başkan da orada emeği geçmiş. Nami Başkanı var burada. Şimdi demin ben de tebrik ediyorum Nami Başkanı'mı. Ben Bütürge Eğitim Vakfı'na ilgilenmeyi Nami Başkan sayesinde başladım. Sağ olsun kaç kere geldi, ziyaret etti. Birlikte başkalarının yanına gittik.
kendisinin ne kadar çalıştığını da biliyorum. Kendisine de ayrıca bir sevgim ve hürmetim vardır. Her zaman da kendisini saygıyla anırız. Yani o bizim öyle bir saygısızlık veya herhangi bir şey yapacak durumumuz yok kendisine karşı. Geçmiş, zaten geçmişini unutan geleceğini de yaratamaz. Yani biz geçmişimizle yaşarız. Geçmişimizde hiçbir zaman unutmadık. O konuda da her zaman Nami abiyi de Şükran'la anıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz. Ben Mustafa Başkanıma da başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun. Ha, buradan çıkacak şeye göre de tekrar konuşuruz. Yani bizim burada kişisel olarak değil de bir kurumsal bir yapı üstünden konuşuyoruz. Hani eksikler olabilir, muhakkak eksikler vardır. Yani hiçbir şey hiçbir zaman dört dörtlük olmaz. Muhakkak kişilerin şahsi şeyleri olabilir, sıkıntıları olabilir. Önemli olan bunları konuşup bir arada çözebilmek. Yani çözebileceğimiz bir şey varsa da yani ben aday olmam, çekilirim, benim yerime Mustafa Başkan gelir, başkası gelir. Yani orası hepimizin malı. Yıpratmadan güzel bir seçim süreci olsun inşallah. Hani kurumu yıpratmayalım. Yarın öbür gün kurumla ilgili herhangi bir kimsenin kafasında bir izdiham, istifam kalmasın. Yapabileceğimiz odur. Yani seçimde demokrasinin normal bir şeyi. Yani herkes seçimde aday olabilir, çıkar, kazanır. Doğru zaman gösterir. Ben Mustafa Başkan'a da hem daveti için hem gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum. İnşallah.